Hepinize saygılar sunuyorum. Bugün küçük bir değişiklik yaptık. Değerli parti sözcüğümüzden sonra ben karşınıza çıktım. MYK'da aldığımız bir karar benim görev alanım içinde olduğu için sevgili parti sözcüğümüz bundan sonraki süreçte bu kararla ilgili değerlendirmelerin yoğunlaşarak devam edeceğini ifade edip basın mensuplarıyla bu konunun benim tarafımdan paylaşılmasının uygun olacağını söyledi. Onun için huzurlarınıza geldim. Değerli arkadaşlar, biz 35. olağan kurultayımızı 2015 yılında başlattığımız kongreler sonrasında 16-17 Ocak tarihinde gerçekleştirmiştik. Tüzüğümüzün amir hükmü 2 yılda bir olağan kongre ve kurultayın yapılmasını emrediyor. Dolayısıyla bu yıl içinde bizim olağan kongre takvimini ve ardından da parti meclisinin alacağı tarihte kurultayımızı, olağan 36. kurultayımızı yapmamız gerektiği yönünde bir değerlendirme söz konusu oldu. 3 Mayıs 2017 tarihinde, yani bugün yaptığımız Merkez Yönetim Kurulu toplantımızda bugün itibariyle olağan kongre sürecini başlatmış bulunuyoruz. Takvimimiz oldukça geniş bir zaman dilimini kapsıyor. Zira bizim kongrelerimiz sadece ilçe ve il kongreleriyle sınırlı olmayıp başlangıcından itibaren bir dizi iş ve işleyişi gerektiren bir kongre süreci. O açıdan bugünden itibaren kongre takvimimiz, olağan kongre takvimimiz başlatılmıştır ve bundan önce bir hafta içerisinde yapmış olduğumuz 3 toplantıda da çok büyük bir ağırlıkla milletvekillerimizin, parti meclis üyelerimizin ve il başkanlarımızın ortak kararı da, açıklamaları da olağan kongre sürecinin başlatılması yönündeydi. Bu değerlendirmelerin ışığında da bugünkü toplantımızda kararımızı aldık ve olağan kongre sürecini başlatıyoruz. Ardından da bu süreç tamamlanmasının hemen akabinde parti meclisine sunacağımız sonuçlar doğrultusunda parti meclisimiz 36. olağan kurultay tarihini belirleyerek kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Bunu sizlere paylaşmak için huzurlarınıza geldim. Varsa sorularınızı cevaplandırayım. Evet. Şunu söyleyeyim, bizim zaten bu yıl içinde olağan kongrelerimizi yapma zorunluluğumuz var. Tüzüğümüz bunu emrediyor. Dolayısıyla böyle bir takvim önümüzdeyken dönüp bir olağanüstü kurultay tartışmasını başlatmak doğru değil. Kaldı ki örgütlerimizin büyük bir kesimi, çok büyük bir kesimi ilçe ve il örgütlerimizin bu konuda olağan kongre takviminin başlatılması talepleriyle bize geliyorlar. Toplantılarda da bunu ifade ettiler. Bunun çok temel bir özel önemi var. O da şudur. 2 yıllık süre içerisinde örgütlerimizde yenileme ihtiyacı olan bir takım birimlerimiz söz konusu. Keza birlikte yönetim kurulu üyesi olan arkadaşlarımızın bazılarının haklı gerekçelerle o yönetim kurulundan ayrılmış olmaları yeniden o yapıların düzenlenmesi ihtiyacını doğuruyor. Bütün bunlardan dolayı biz olağan kongre takvimimizi başlatıyoruz. Olağanüstü kurultay yapsak dahi böyle bir şey asla söz konusu değil. Yıl içinde ikinci bir olağan kongre takvimini başlatmak zorundayız. Düşünün, birkaç ay arayla 2 kurultay yapılacak. Bu asla gerçekçi değil. Bu örgütlerimizin, milletvekillerimizin, parti meclis üyelerimizin kesinlikle kabul etmediği, açık bir dille bu düşünceyi ifade ettiği bir süreçten gelerek bugün biz bu kararı aldık. Dolayısıyla olağanüstü kurultay bizim gündemimizde yok. Biz bugün olağan kongre takvimimizi başlattık. Bunu da çok sağlıklı bir şekilde yürütüp kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Ocak ayı ile ilgili belirlemenizde şunu söyleyeyim. Kongre takvimi tamamlandıktan sonra kurultay tarihini belirleyecek yetkili organımız
parti meclisidir. Onun için bizim MYK olarak ya da bireysel herhangi birimizin bir kurultay tarihi vermemiz doğru değildir. Parti meclisinin görev alanına girmiş oluruz. Evet. Evet. Az önce bahsettim bir miktar. Biz ilçe kongrelerini başlatmadan önce bir dizi işlem gerçekleştiriyoruz. Mesela bunların birinci basamağı, o kararı da aldık. Üye listelerimizin seçmen kütüklerindeki adreslere göre güncellenmesi. Bu birinci basamak. Bütün bunları yaparak üye listelerinin örgütlerimize gönderilmesi, askı süreci, ilçelere itiraz, ile itiraz, bunların tamamlanmasından sonra ilçe kongrelerini gerçekleştirebiliyoruz. Bu bugün de böyle olacak, dün de böyleydi. Zira tüzüğün ve kongreleri yönetmeliğinin göstermiş olduğu çerçevede biz hareket etmek zorundayız. O açıdan önce bahsettiğim bu işleyişler gerçekleşecek, sonra da ilçe kongrelerimize başlayarak ardından il kongrelerini yapacağız. Yani hemen bugünden yarına ilçe kongrelerini başlatma şansımız asla yok. Evet. Şimdi önümüzde resmi ve dini bayramlar var. Bir de yaz dönemi. Bunların hepsini göz önüne alarak planlamamızı öyle yaptık. Yani sıkışık bir takvim yapmamamızın temel nedeni de budur. O açıdan üyelerimizin, örgütlerimizin sağlıklı bir kongre sürecini geçirmeleri açısından biraz zaman aralığını açtık. Bu da örgütlerimizi de rahatlatacaktır. Üyelerimizin de huzur içinde gelip hem delege seçimlerine hem de kongrelere katılmalarının önü açılmış olacak. Bazen bundan önceki kongreler sürecinde bir takım nedenlerle, seçimler nedeniyle örneğin çok daraltılmış takvimler uygulamak zorunda kalıyorduk. Bunların hiçbirisini 4,5 ayın altına düşüremedik. Yani o bahsettiğim işlemlerin gerçekleşmesi için böyle bir zaman dilimine ihtiyacı var. O açıdan il kongrelerimizin de Eylül ayının sonlarında, Eylül'ün sonlarında hatta Ekim ya da Kasım ayına kadar sarkabileceğini söyleyebilirim. İlçe ve il kongrelerini. Evet, buyurun. Evet. Peki. Bu bizim aile içinde yaşanmış bir olay. Bazı il başkanları değil, sadece bir il başkanının bir bireysel meseleyi gündeme getirerek yapmış olduğu bir açıklama. Onun dışında hiçbir il başkanımız bu doğrultuda bir açıklama yapmamıştır. Aksine farklı bir takım açıklamalarla o konunun doğru olmadığını yüksek sesle İl başkanlarımızın huzurunda ifade etmişlerdir. Ama maalesef bazı internet siteleri adeta tetikçilik yaparak konuyu saptırıp hiçbir tarafı doğru olmayan açıklamalarla kamuoyunu yanıltıyorlar. Orada 80 il başkanımız, genel başkanımız, merkez yönetim kurulu üyelerimiz, kadın ve gençlik kollarımız vardı. Bu olay onların huzurunda oldu ama onların hepsi bu konuyu detaylıca biliyorlar. Asla böyle bir şey olmadı. Ben de çok ciddiye almadım bu konuyu. Bu anlamsız tartışmayı büyütmenin partime hiçbir yarar getirmeyeceğini düşündüğüm için sosyal medyada yazılanların hepsinin yalan olduğunu çok iyi bildiğimden, il başkanlarımızın da benimle aynı düşünceyi paylaştıklarından dolayı konuyu hiçbir zaman gündeme getirmedim. Evet. Bizim partimizde arkadaşlarımız zaman zaman kendi düşüncelerini kamuoyuyla paylaşıyorlar. O da Sayın Baykal'ın kişisel görüşüdür. Biz bunları kendi doğal mecrasında, yetkili kurullarımızda değerlendiriyoruz. Bizim şu anda önümüzdeki en önemli mesele Türkiye'deki rejim değişikliği ilgili yoğunlaşmamız. Bu %50'nin üzerindeki hayır oylarını çok
sağlıklı bir şekilde sonuca götürecek bir anlayışla onlarla bir araya gelmek ve kongrelerimizle meşgulüz. Kişisel görüşler açıklanabilir. Evet. Evet. Şunu ifade edeyim. Bu süreçte tamamen kongre takmiyle yoğunlaşacağımız için kongreler ve kurultaylar bizim önceliğimiz. Ama elbette program ve tüzükle ilgili ilerleyen günlerde ne tür bir ihtiyaç söz konusu ise, ne tür düzenlemeler yapılması icap ediyorsa onlarla ilgili düzenlemeler yapılır, onlarla ilgili kararlar da alınır. Ama şu anda önceliğimiz örgütlerimizin talebi doğrultusunda kongre sürecini başlatmak. Evet. Arkadaşlarımız çalışıyor. AHİM'e başvuracağımızı zaten önceden açıklamıştık. Hukukçu arkadaşlarımız, konunun uzmanı arkadaşlarımız bu konuyu enine boyuna değerlendiriyorlar. Çok sağlıklı bir başvuru gerçekleşecek. Onu da zaman içinde arkadaşlarımız sizinle paylaşır. Başvuru tarihi geldiğinde açıklamaları yaparlar. Bu soruların birçoğunu aslında Sayın Böke cevaplardı ama o biraz istirahat etsin. Evet, herhalde konu açıklığa kavuşmuştur. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.